Gençler, hepinize merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köy incelemesi gerçekleştireceğiz. Ee, bu güzel günde sevgililer gününde köylerinizi inceleyelim, oyunumuza bakalım, keyfimizi alalım. Ee, bu yolda ilerlerken doğru bir şekilde e, incelememizi gerçekleştirelim istiyorum. Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Ee, artık. Varsa sevginiz kutlu olsun yoksa da sağlık olsun İnşallah bir gün olur diyelim. Ee, ve ilk köy incelememize geçelim arkadaşlar. Ali Ege Karakılıç isimli yorumcu arkadaşımız sağ olsun takipte bulunuyor. Köy kodunu bırakmış ee, bize de köyünü incelemek düşmüş. Bugünün siftahı olarak Akbilge klanında only Ali klan lideri. Ee, öncelikle şöyle bir Ali'nin klanını incelemek istiyorum Discord kanalları da varmış çok güzel Evet güzel bir klan Baya 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 ak bilgi kimse Baya e, baya hesap açmış Allah ne verdiyse e, Maşallah 7. seviye bir klan Başarıların devamını dilerim. Kendisi de e, yorumlarda belirtmiş klanımıza. Belediye binası dokuz üstü aktif. Savaşmasını bilen ve erken basılmamış. Bağış atan oyuncular arıyoruz demiş. E, gayet güzel. E, bir gün klan savaşlarında e, misafir klan savaşları adı altında gelirim Ali. Eğer ki sizlerde uygun görürseniz. Ve ilk günümüzünce içine tekrardan devam ediyoruz. E, belediye binası 12. Kahramanlar 51-55-20. 65'e kadar ilerliyordu yanlış hatırlamıyorsam 65'e geldiğinde durumlar değişiklik gösterir belki belediye binası onca basarsın birliklerine bakacak olursak hani ya da birliklerine bakmadan önce bir köyünü inceleyelim bakalım gelişim ordusu olarak mı kullanıyorsun yani ganimet ordusu olarak mı kullanıyorsun savaşlarda da bunu mu kullanıyorsun Elektro balon kullanıyorsun. Güzel. Ee, yani şimdi mesela senin köyüne saldıracak olsam elektro kötü değil. Ancak her köy elektro gitmediği için ben çok şey değilim. Elektroya sıcak bakan bir insan değilim arkadaşlar açıkçası. Ee, o yüzden e, zor bir ordu. Tamam alanla vuruyor. Harika. E, tamam güzel şey de var. Eee... Alanla vurduğu için çabuk temizleme olası da var ama köy bitişikse yapıyorsunuz bunları. Ayrık bir köyse hiçbir şey yapamazsınız. Ee, tek tek öldürmeye başlarsa zaten ağır vurduğu için çok rahat patara kütere gidersiniz. Ee, benim tavsiyem değil o yüzden elektro. Ee, yani köyüne göre değişir daha doğrusu. Eğer ki klans ağaçlarına köyü inceleyip giriyorsanız benim gibi patarak girmiyorsanız elektro işinizi görür ama öteki türlü genel anlamda kolay olsun diye ben balon, ejder, yarasa üçlemesini tavsiye ederim. E, yetini geliştirebiliyor musun bilmiyorum ama yetiye bir tık atarsan iyi olur. Genellikle klan kalelerine yeti, volkür ve barbarya'da okçu alıyor arkadaşlar. E, en azından destek atarken biraz e, faydası olur ikinci seviye yapmanın. Yarasan 3'te kalmış herhalde hiç takılmıyorsun ama Dondurman altıda kalmış. Dondurma fulleniyor diye biliyorum. Dondurmanı fullemeni tavsiye ederim. Ee, onun haricinde çok fazla tavsiye verecek bir durum söz konusu değil. Zaten elektro balon kullandığın için belki dondurmaya bile e, gerek görmüyorsun. Sadece öfke alarak ilerliyorsun ve hızlandırmalarak ilerliyorsun. E, değişik bir sistemin olabilir. Başarılar dilerim. E, yolun açık olsun. Güzel bir hesap. Duvarların falan full, yani gayet Etkileyici benim belediye binası 14'te böyle duvar yok ben böyle duvarlardan etkileniyorum ama duvarı da çok tavsiye ettiğim söylenemez şu anda kara saldırısı üzerinde çalışma yapıyorum güzel bir ordu kurma peşindeyim belki bana karşı etkili olursun ama genel olarak çok sıkışırsam hava aldığım zaman havaya karşı çok etkili olmuyor bu savunmalar. O yüzden duvardan önce savunmalara ve birliklere öncelik verirseniz tavsiyemdir. Başarılar, iyi oyunlar kardeşim. Tekrardan takipte olduğun için teşekkür ederim. Sinan Ak vardı. Ee, arkadaşım demiş ki... Abi bu benim köy yine çıkmamış. Kaç videodur atıyorum demiş ama... Ben e, söylediğim videoların altında genel olarak inceliyorum. Eğer ki kaçırdıysam ya yorumun gizlemede kamçıtıracağım onu da takip ediyorum öyle bir şey de yoktu çözemedim bir yerde bir yanlışlık var ama sıkıntı yok ee, en azından şimdi inceleyeceğim gibime geliyor ee, videoda bu sefer çıkacak Sinancım ee, Sinan isimli kardeşim ee, ya böyle bir nick de hatırlıyorum ama bir şey diyemiyorum şimdi Karapanter klanında büyük rolünde belediye binası 13 köyü incelemeye geçecek olursak duvarlar gayet güzel. Sinsi goblin mi? Sinsi goblinlerle ganimet kasıyorsun. Gayet güzel. Ee, onun haricinde ee, yani köyün savunmaları güzel gidiyor herhalde. Baya etkilendim doğrusu. Kaya saçarların da ikinci seviye. Ya belediye binası 14 için erken mi bilmiyorum. Neyi bekliyorsun onu da bilmiyorum ama Herhalde kahramanlar konusunda bir barbar kralını devam ettireceksin. Diğerleri zaten full. Ee, basabilirsin yani. Niye bekleme ya. Valla bas bence. Çünkü ee, petler de çıksın. Zaten kahramanlarını full seviyeye getirmişsin. Petleri de bir yandan ilerletirsin. Kareksir bırakırsa kareksir de bir yandan ilerletirsin gayet iyi olur senin açından diye düşünüyorum. Efsanelik'tesin. Efsanelik'te sinsi goblinlerle nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama e, devam ediyorum. Yani gayet güzel bir şekilde köyünlü güzel. Efsanelik'tesin de artık 14 için bence çok bekleme. Puanını da kaybetme. Belki de 14'e geçeceksin. O yüzden e, düşüyor musun artık? Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Kupa mı düşüyorsun sinsi goblinlere? O yüzden mi bastın? Ganimet kasmak için mi bastın? Bilemiyorum. Ama e, senin için güzel bir durum olur inşallah. Sinancım e, başarılı olmanı temenni ederim. Takip ettiğin için teşekkür eder. Sana da iyi oyunlar diliyorum kardeşim. ve Bir diğer köyü incelemeye geçiyoruz arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar lütfen izlerken abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yani Unuttuğunuzu düşünüyorum. İzleyip de abone olmayanlar olduğunu düşünüyorum. Lütfen sizlerden ricam abone olmanız ve ee, daha çok video atmamı sağlamanız arkadaşlar. Eskişehirli klanında yardımcı lider Alper. Merhabalar kardeşim. Clash Team isimli yorumcu arkadaşım. Daha önce de köyünü incelemiştim. Belediye binası 9 ama... Yani gelişim konusunda biraz geride kalmışsın kahramanlar tarafında. Ama ben açıkçası çok fazla önem vermemiştim o seviyelerde. Daha sonra zaman ilerledikçe bir şeyleri yapıyorsunuz. Oyundan sıkılmamanızı ümit ediyorum. Yani işte şu duvarlara bu saatte başladığın zaman vallahi sıkılırsın kardeşim. Bence çok üstünde durma. Belediye binası 11'e doğru yol al. Abi daha ona geçmedim. Ne 11'i diyecek? Olacak olursan da şöyle bir tavsiyem var arkadaşım. Ee, oyuna vakit ayırıyorsan tabi bunları yap. Ee, en büyük tavsiyem koruyucuyu da aç. Hepsi beraber bir şekilde ilerler. Sen de zorluk yaşamazsın emin ol. Zaten klan savaşlarında da e, bil ki senin seviyende insanlar gelecek karşına. E, o yüzden çok şey yapma. Eee üstünde durma. Geç 11'e takıl bak keyfine diye düşünüyorum. Ve ee, klanım birazcık zayıf geldim biliyorsunuz ziyaret ettim. Destek iyi alamıyorsunuz. E, irtibat i̇rtibat biraz zayıf ama inşallah toparlamışsınızdır görüşmeyle. o yüzden yolun açık olsun kardeşim. Başarıların devamını diliyorum. Ve bir diğer köyü inceleme geçiyorum. Ee, Mega Race. Vay vay vay. Ee, klan ilerliyor yapıyor. Klan kurmuş kendisine ya da bir klan devir aldın kardeşim. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Benim klana gelecektin ama sonra davetim mi gelmedi acaba sana? Ee, bilmiyorum ama gelirsen beklerim kardeşim. Ee, belediye binası 10. 30 barbar 33 kraliçe bu yolda emin adımlarla ilerle e, saldırı türünün ne olduğunu bilmeyerek konuşuyorum. Bu seviyelerde ben genel olarak yıldırım ejder balon kullanıyorum ama tabi e, çok popülaritesi yüksek blizzard işte e, tazı balon saldırısı ya da e, golem cadı saldırısı gibi saldırılar mevcut. Ee, burada şey kullanmıştım yanlış hatırlamıyorsam ee, Sadece full madenci saldırısı kullanmıştım kraliçe yürüyüşlü Onlar tavsiye ediliyor genel olarak ee, Genellikle yıldırım ejder artık söndü o havalar Yani şu köyden 3 çıkartma ihtimalini zor mesela ejder Balon saldırısında yıldırımlı saldırıda ee, O yüzden artık yeni popülaritesi olan saldırılar Kraliçe yürüyüşlü madenci saldırıları diye düşünüyorum Kardeşim e, köyün gayet güzel Duvarların güzel geç 11'e ya Bekleme Geç 11'e bekleme yani Bu seviyede 11'i bekleme ya Artık tamam e, Olmuş bazı şeyler bence devam et 11'e geç 11'de Hem kalırsın kasılırsın Hem de ee, Nasıl diyeyim sana eee yani koruyucu da gelir daha rahat hareket edersin. Daha rahat köyleri fullersin e, diye düşünüyorum. E, hayırlısı olsun hakkında. Başarıların devam ediyor ama dediğim gibi belediye binası 11'e geç 11'de bazı şeyleri sürdür. E, benim sana tavsiyem kardeşim duvarlar falan gayet kıvamında. Çok da zorlama, çok da uzatma, sıkılma. Ha, yok ben abi belediye binası 10'da kalacağım. Burada takılacağım hayatımı. Burada geçireceğim diyorsan ee, ona lafım yok Başarılar dilerim Başarılarının devamını dilerim ee, Senin için yolun açık olsun kardeşim ee, Çok fazla söyleyecek bir şeyim olmaz o durumda ee, İyi oyunlar diliyorum Bu arada Muhammed kardeşim Geçen videoma yorum yapan arkadaşım 9. seviye belediye binasında 200 level hedefliyormuş mesela ee, Senin de öyle bir hedefin varsa Tabi e, buna söyleyecek bir lafım yok Bir diğer yorumda e, Furkan kardeşim e, iki tane 12'ye yeni geçmiş binam var demişti. E, bir tane 9, iki tane 8 binam var demişti. Bir tane 12 hesabımı direkt 13'e veya 14'e basmalı mıyım dedi. Ya şimdi dediğim gibi eğer ki hepsine vakit ayırıyorsan Furkancığım e, basma. Ama yok abi ben diğerleriyle sadece savaş yapıyorum. Bir tanesiyle de şey yaparım. Klan kalemi desteklerim. Diğer 12 ile sadece ilgileneceğim diyorsan bas kardeşim 14'e. Ee, zaten o seviyede adamlar gelecek karşına. Ee, çok da zorlanacağını düşünmüyorum. Ee, buradan bilgilendirmemi yapayım. S for Game isimli yorumcunun köyünü inceleyeceğiz. Merhabalar kardeşim. Ee, yorum attığın için, takip ettiğin için teşekkürler. Şöyle köyüne bakacak olursak. X Massive klanında lider herhalde yeni kurdun Enes'cim. Ee, belediye binası 10. Kahramanlar 35-35 gittiği yere kadar götür. Yarası 2'ye getirmişsin. Ee, herhalde burada son seviye bu olabilir. Dondurma ve öfken de güzel. Şöyle köyünü inceleyecek olursak. Ejder balonu görürsek şaşırmayız. Bebek ejder var. Ona da şaşırmam. Bebek ejderle temizledikten sonra yarasaları patara kütara çatara çutara salarsın. Güzel bir şekilde köyü fullersin diye düşünüyorum. E, gayet güzel bir ordu ganimet kasmak için de e, başarılar diliyorum kardeşim. Köyüne bakacak olursak duvarların gayet güzel çok fazla bekleme. Ganimet ordun da hazır zaten. Belediye binası 11'e geç. şu 10'da oyalanmayın arkadaşlar. Bu kadar e, şey yapmayın. E, duvarlara falan asılmayın. Çünkü e, devamı sıkıcı hale gelmeye başladığında zevk almazsınız. O yüzden belli binası 11'e geç. Koruyucunun da tadını al. 11'de fulle. Tamam bak 11'de fulle. Hadi geçme 11'den yukarıya. 11'de fulle. Ondan sonra 13 e atla mesela. 13'te şampiyonun da al. Şampiyonun da tadını çıkar. Şampiyonu biraz kullan böyle bir 10. seviye falan. Gel tık 14'e geç. Şeylerle beraber e, kafan rahat olsun diye düşünüyorum. Ama tabi gene sen bilirsin kardeşim. Ee, başarıların devam diliyorum Enes'cim. Ee, sana kolay gelsin. Ve bir diğer köye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yazdığımı da unuttum iyi mi? Bir daha baştan yazalım. Ya bu yorum eee kafamı karıştırdı. Acaba başka bir köyle mi karıştırıyorum dedim ama karıştırmıyorum herhalde. Ee, i̇simsiz kral. Sadece ben klanında yardımcılar ee, Furkan kardeşimin e, köyü belediye binası 9. He, bu bana dediğin olay kardeşim okey. Ee, bana demiştik abi her şey bir olsun yapıştır devam et dedi. Ya ben o e, yaptığım seride her şeyi bir bırakamayabilirim. Neden diyeceksin? Ben her şeyi bir de bırakırsam eğer e, çok vakit alır. Benim amacım, amacımı da burada açıklayayım. E, belediye binası 8'i full edikten sonra 9'a basacağım. Mart ayı sonunda da bir çekiliş gerçekleştireceğim ve köyü hediye edeceğim oynamak isteyen arkadaşa. E, belki 8. seviyede ya da 9. seviyede kalmak isteyen biri olur. Ya da 8'i yapıp ganimetleri fullleyip 9'a basmayı ona bırakabilirim. Belki yok abi ben 8'de kalacağım der. E, herkes kendi niyetini yaşar. 8'e e basmak kolay. Çabuk olsun. Ve bu seriyi sürekli devam ettireceğim. Bu birinci şey, e, bölüm olsun. E, bu birinci bölümden sonra her bölümde e, arkadaşlara farklı köyler hazırlayıp e, hediye etmeyi planlıyorum. En azından ee, buradan bir şeyler kazanmadığım için Maddiyat yönünde kendimi destekleyemem Malum her şeyin geldiği e, Durum ortam belli e, O yüzden maddiyatı olmadan Harcayabildiğim sadece Zaman kavramını harcayaraktan Bir şeyler yapmaya çalışacağım Benim de hediyelerim bu şekilde olacak Ya da elimde kullandığım elektronik eşyalardan Bazı hediyeler sağlayabilirim ee, işte elimden gelince bir şeyler çekilişler yapmaya Çalışacağım e, gayet güzel bir konsept bana söylediğin konsept beğendim yalan yok ama e, dediğim gibi zorluğu da güzel olur ancak beni geliştirmez zamanımı kaybettirir zaten zaman sınırım belli 7 köyle birden uğraşıyorum. klan savaşlarında zorlanıyorum hatta savaşları yetiştiremiyorum düşünün e, işten eve gelip 2 saatlik zaman diliminde video hazırla savaşları yap ee, çok zor oluyor. O yüzden ee, dediğim gibi belki ben senin gibi ilerleyemeyeceğim kardeşim. Köyü fullleyerek gidebilirim. Yani fullleyerekten kastım da çok full yapmam. Beni biliyorsunuz direkt patarak üter atlarım. Gerekli yerleri yükselterek devam ederim diye düşünüyorum. Furkancığım sana da başarılar dileyip bir sonraki köye geçmek istiyorum. Bakalım bu köyden kim çıkacak? Oyun seven isimli arkadaşımız köy kodunu bırakmış sağ olsun. Sadece ben aha Gene Furkan. Ha. Furkan şov yapmaya devam ediyor. Belediye binası 11 hesabı. İşte yani Gayet güzel bir şekilde köylerini tasarlamışsın kardeşim. Belediye binası 11 hesabında var. Acaba sende daha kaç köy var? Çok merak ediyorum. Ee, bayağı da bir güzel bir köy. Ee, burada belediye binası 11'de evet kahramanların da full seviyeye getirmeye başlamışsın. Herhalde okçudan bir barbardan da 9 level kaldı. Koruyucu belki de full. E, tam seviyelerdeki durumu bilemediğim için bir şey diyemiyorum ama bir gün her seviye belediye binasında her şeyimi full zaman yorumlarım daha güzel daha tatlı olacak arkadaşlar. E, burada bakacak olursak duruma e, nasıl değerlendirebiliriz? E, gayet güzel. Full kahramanları Bekleme kardeşim direkt 13'e bas çaktırma. Abi 13 olur mu? Olur çok güzel olur. Bir de şampiyon ekleyenlerine var ya tadından yenmez tadından. Ya 12'deki tek özellik atölye. Atölyede tek hesabın varsa çok ihtiyacın yok. Geliştikçe geliştirirsin. Yani e, aciliyet yok. İlla ki bulunduğun klanlarda atölyesi olanlar vardır. E, kimse sana bel bağlamamıştır. O yüzden 13'e gidip 13'teki durumdan faydalanmanı tavsiye ederim ki sende çok hesap vardır gibi geliyor başka hesabın yoksa diyerekten e, noktayı koyayım ve son köyümüzü inceleyelim arkadaşlar e, bakalım hangi köy dal kavuklar kılınında isimsiz belediye binası 11 e, belediye binası ondan 11'e geçtiğini belirtmiş 4 gün önce Gayet güzel bir köy yani bu köy çok fazla da yorum ha, ha, şey yapmaz ee, sinsi goblinlerle ganimet kasıyorsun gayet etkileyici kartal topunu dikmişsin hayırlısı olsun nerede benim o güzel e, koruyucum evet koruyucum da burada belediye U 9 şaka mı wow sen dört güne nasıl yaptın bu kadar ya herhalde ondan önce de bir geçişim vardı. Ee, helal olsun valla. Çok serisin maşallah. Yarı sayıda fulle kardeşim. Dondurma ile öfkeyi de fulledikten sonra var ya. Bu belediye binası 11'de kimse seni tutamaz. Haberin olsun. Valla çok fena akarsın. Çok fena akan olursun. Hele bir de var ya tazı balona alışırsan üf değme keyfine neler yaparsın neler anlatamam. Ee, aman diyeyim benim belediye binası 11 turnuvamla karşıma çıkma beni hezimete uğratırsın ee, ona göre karşılaşmayalım. <laughs> dağılmak istemiyorum arkadaşlar bugün köylerinizi inceledim gayet güzel eğlenceli ve e, kıvamında köylerdi e, bu arada desteklerimle gelmiş saldırılarımı da gerçekleştireceğim e, çok eğleniyorum bu tarz bir videoyu hazırlamaktan. Köy inceleme videosunu hazırlamaktan. Çünkü yardımcı olduğumu düşünüyorum sizlere. Yardımcı oluyorsam da ne mutlu bana. İnşallah öyle oluyordur. Ee, kendimi kandırmıyorumdur. Ee, devamı gelecek. Sıkıntı yok. Haftada iki sefer bile olabilir. Yeter ki yorumlara köy kodlarınızı yazın. Ee, Fark etmiyor kaç sefer yazarsanız yazın. Benim için sıkıntı yok. Her türlü incelemeyi yaparım. Yeter ki sizlerden yanıtlar gelsin. Arkadaşlar yorumlara değerlendirmelerinizi yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İzleyip de abone olmayanlar abone olursanız çok sevinirim. Abone olup da aboneden çıkanlara selam olsun. Çıkmayın arkadaşlar size bir zararı yok. Ee, çok sıkılırsanız sessiz alın. Yoksa açın bildirimleri günlük takip edin beni. Ha, e, pazar günleri genel olarak Brawl Stars videosu çekmeyi planlıyorum oğlumla. Onun, ondan harici kalan zamanlarda da Clash of Clans'a aynen devam arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Takipte kalın. Hoşçakalın.